Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulisi programına tekrar hoş geldiniz. İyi bir gün ve iyi bir hafta geçirmeniz dileğini tekrarlayalım. Özellikle Türkiye'nin belli bölgelerinde çok ciddi fırtına söz konusu. Aman dikkat etmeyi de sağlığınıza dikkat edin uyarısını da yapmayı unutmayalım. Bugün neyi konuşacağız? Şimdi malum uzunca bir süredir özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayının ortalarında bürokratlara yönelik yaptığı çağrıyla birlikte bürokrasi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Özgürüz Radyo'da duyurmuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani CHP liderinin çağrısının hemen ardından bürokraside bir direnç başlamıştı. Bu dirence ek olarak başka durumlar da söz konusuydu elbette. Malum milletvekili olmak isteyen yani dokunulmazlık zırhına girmek isteyen bürokratlar da yani istikbalini AKP'ye tamamen bağlamış, mevcut iktidara tamamen bağlamış bürokratlar da tam anlamıyla aday adaylığı yarışına henüz seçim takvimi belli olmadan başlamışlardı. Ve bir de AKP'de malum AKP'den gelen ya da iktidardan gelen talimatların tırnak içerisinde söyleyelim kanunsuz olabileceğini düşünerek ya da ileride başlarına dert açabileceğini düşünerek bazı bürokratlar hatta bürokratların ciddi bir bölümü demek daha doğru olacak uygulamamaya zamana yaymaya başlamışlardı. Ve yine bir bilgi ki bunu paylaşmıştık neredeyse bir ay önce yine Özgürüz Radyo'da paylaşmıştık. Bürokraside CHP ve İyi Parti'ye dosya yağmaya başladı demiştik. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Ve Özgürüz Radyo'nun bu önemli kulis bilgisini doğrulamış oldu. Elimize çok sayıda bilgi, belge geliyor ve bunları ilerleyen zamanlarda açıklayacağım diye de aslında bir uyarı yapmıştı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gelelim bürokrasideki yeni boyuta. Telefon bölümüne. Evet. Bunun bir bölümünü aktarmıştık daha önce yine programlarımızda. Şimdi biraz daha ayrıntılandırmak gerekecek. Şimdi son dönemlerde bürokraside yer alan bazı isimler geçmişte ya da şu anda çalıştıkları bürokratlara ve CHP'li olduklarını yani daha doğrusu AKP'li olduklarını AKP'li olmadıklarını düzeltelim bildikleri bürokratlara sık sık telefonlar açmaya başlıyorlar ve hal hatır sormaya, iyi geçinmeye, biz aslında bu durumdan memnunuz demeye varan cümleler kuruyorlar. Tabii bunun nedenini hepimiz biliyoruz. Hepimiz telefonları kulaklarımıza götürdüğümüzde nasıl çekince yaşıyorsak işte bürokratlar da bu çekinceyi yaşıyorlar. Bunlar yarın bir gün benim lehime ya da aleyhime delil olur düşüncesi. Hatta şimdi çok çarpıcı bir bilgi verelim. AKP'li eski bir bakan uzunca bir süre AKP'de bakanlık yaptı. Uzunca bir süre AKP'de parti yönetiminde yer aldı. Ve hatta AKP'nin kurucuları arasında. İşte o bakanın bir de kardeşi vardı. Ve o bakanın kardeşi liyakat yerine sadakat ve yakınlık nedeniyle önemli bir bakanlıkta daire başkanlığına kadar yükseltilmişti. İşte o bakanın kardeşi de şimdilerde neredeyse açığa alınmış durumda yani çalışmıyor, maaşını alıyor ama herhangi bir karar verici merciyle de bulunmuyor. İşte o bakanın kardeşi bile geçmişte birlikte çalıştığı, solcu olduğunu, CHP'li olduğunu, yani AKP'li olmadığını bildiği isimlere telefonlar açmaya, helallik istemeye başlamış durumda. Çok çarpıcı ve bunun bilerek telefon tapelerine, belki de dinlemelerine takılmasını istemiş gibi de görünüyor bu AKP'li bakanın kardeşi de. İşte bürokraside yaşanan son durum bu. O denli büyük bir korku hakim ki bürokrasiye şimdilerde telefon açma, telefonları sık sık kullanma devri de başlamış durumda. Bakalım CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısı bizi ilerleyen dönemlerde daha neler gösterecek. Hele ki bir de seçim dönemine girdiğimizde bakalım ne dosyalar sızacak. İşte onları da yine Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Ayrılmayın. Özgürüz Radyo'da kalmaya devam edin. Hoşça kalın.